Selamünaleyküm sevgili tarifçilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün tatlı yapacağım. İrmikli yaprak tatlısı yapacağım arkadaşlar bugün. Çok güzel görünümüyle, lezzetiyle. Umarım siz de beğenirsiniz, yaparsınız. Şimdi tarifini vereyim arkadaşlar. Önce şerbetinden başlayacağım. Şimdi böyle 200 mg'lık su bardağıyla 3 bardak şekerim var. Üç bardak da suyum var. Şöyle birkaç damla da limon sıkıyorum. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Kaynadıktan sonra 5 dakika sonra kapatacağım altını. Şimdi hamurunu göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir su bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı yoğurdum var. Bir su bardağı irmiğim var. Bir tane yumurta. Bir tane vanilya. Şöyle karıştırayım spatülamla. Bir tane de portakal kabuğu rendesi. İnce tarafını rendeledim. Şöyle iyice karıştırayım. Aynı bardakla 3 bardak da un ayırdım arkadaşlar. Şöyle 3 bardak unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir pakette kabartma tozu. Çok sert olmayacak, yumuşak da olmayacak arkadaşlar. Şöyle bir orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Bu hamurun yumuşaklığı normal. Ölçeyim. Tamam. Size tarifini vereyim. Yarım. 2,5 su bardağı un gitti arkadaşlar. Şimdi şöyle elime ceviz kadar, ceviz büyüklüğünde alıyorum arkadaşlar. Şöyle yapıp şuraya da bir yarım su bardağı irmik koydum. Şöyle yaprak şeklini verip şöyle bıçakla şöyle şekil verip şöyle tepsime yerleştiriyorum. Şimdi ısıttım. 180 derecedeki fırında kızarana kadar pişireceğim. Şimdi hamurum pişti arkadaşlar. Hamurum sıcak, şerbetim soğuk. Şimdi şerbetini veriyorum. Soğuk soğuk. Birazcık sıcaktı ama şimdi soğuk dedim. Sıcak soğuk. Şimdi sıcak fırına koyacağım arkadaşlar. Şerbetim çabuk çeksin diye.
Bugün yanmayacak ama. Yanmayan fırına koydum. Arkadaşlar tatlım şerbetini çekti. Suyunu çekti iyicene. Böyle ters çevirdim bir de. Böyle çevirdim, alt üst ettim. Böyle. Güzelce çekti şerbetini. Şimdi sunumunu yapıyorum. Size bu yaptığım yalancı fıstık vardı arkadaşlar. Daha önceki videolarımda görürsünüz. Şimdi ben bunu nasıl süsleyeceğim. Siz gerçeğini yapabilirsiniz. Gerçek fıstıkla süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi görünümü harika, lezzeti tadı harika. Sonumunu da yapayım şimdi. Şerbetini gayet güzel çekti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, mükemmel bir tatlı. Hemen 5 dakikada hazırlanıyor. Çok kolay. Çok basit bir tarif. Yapıp yemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olun, yorum yapın. Kanalımda kalın, hoşça kalın.